Ya ne olacak? İngiliz'in Hyde Park'ı varsa, Amerikalı'nın Central Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. Antakya Atatürk Stadyumu ile Nazım Koka sahasının millet bahçesi projesi yavaş yavaş şekilleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısında duyurduğu millet bahçeleri projesi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Eski stadyumu ne yapacağız? Millet bahçesi. Anneler, alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz millet bahçesine. Orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Şu anda aralarında Antakya Atatürk Stadı ile Nazım Koka sahasının da bulunduğu 17 ilde 31 millet bahçesinin yapılması hedefleniyor. AK Parti kurmaylarına göre millet bahçeleriyle birlikte kentin çehresi de değişecek. Yaklaşık 3 ay içerisinde stadyumdan millet bahçesine dönüştürmek üzere projelere başlanacak. AK Parti Genel Merkez Kurmayları Antakya Atatürk Stadı ve Nazım Koka sahasının da aralarında bulunduğu projeyle ilgili şunları söylüyor. Özellikle çocukların, ailelerin farklı bir organizasyon içinde olduğu bir yer olacak. Kimi zaman açık hava konserlerinin olduğu, açık hava sinemalarının yapıldığı, çocukların özgürce top oynayabildiği, yürüyüşlerin ve spor aktivitelerinin yapıldığı bir yaşam alanı olacak. Çocukların kimi zaman derslerini burada yapabileceği alanlar olacak. İçinde göletler olabilir. Burada peyzaj mimarlara büyük görevler düşecek. Millete ait bahçeler olacak. Bütün bahçeler engelsiz olacak. Çevre dostu uygulamalar olacak. Belki aydınlatması güneş enerjisiyle olacak. Sulama sistemleri atık sularla birlikte tekrar şekillenecek.